Herkese merhaba. Bugün sistemde kullandığımız kameralardan bahsedeceğiz. Hangi kameraları daha çok biz tercih ediyoruz ve neden tercih ediyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Bir de Hilux kameraları merak eden varsa kutusundan çıkmış şekilde görmüş olacak. Kameraların fiyatlarına değineyim önce. Bunların normalde liste fiyatı biraz pahalı fakat satış fiyatına yardımcı oluyorlar. Tanesi 200-220 lira arasında, internet fiyatları da zaten buna yakın fiyatlar. Bu, biz biraz daha internet fiyatının altında aldık ama internette ortalama bu fiyatlara bulabileceğiniz kameralar 200 liradan başlıyor ortalama tanesinin fiyatı. Yaklaşık 40 dolar gibi bir rakama denk geliyor. Biz bir tanesini Bullet, bir tanesini Turret aldık. Biliyorsunuz eskiden Dom alıyorduk. Dom almadık bu sefer. Dom dediğimiz kubbe kameraydı. Üstü fanusla olan kameraydı. Bu Turret kamera. Bu da Bullet. Dom kamera var bir de. Onu da gösteririm şimdi. Şu da Dom dediğimiz cihaz. Bakın şöyle göstereyim. Tabii bunun fiyatı biraz daha pahalıydı. Yaklaşık 20 dolar daha pahalıydı. Şuna göre. O yüzden bundan aldık. Ama hani iç mekanlarda bunu kullanabilirsiniz. Hem iç hem dış mekanda kullanabiliyorsunuz ayrıca. Yani bu hem iç hem dış. Bu da hem iç hem dış. Dış mekanlarda kullanan oluyor. Şöyle dik bir açı verip şöyle takanlar var. Şu arada SD kart micro SD girişi var bakın. Micro SD takılabiliyor. Micro SD desteği var. Daha önce bundan aldıklarımızdan micro SD desteği yoktu. Bakın bundan micro SD desteği var. Bir de reset tuşu baltaymış. Şöyle ön şeyini de açayım göstereyim size. Nasıl görünüyor yorum. Bunu da kaldıralım. Şöyle bir görüntü var. Kamera dediğim gibi cihaz özelliklerine gelecek olursak markasından zaten bahsettik. Hilux. Hilux Hikvision'ın ürettiği bir kamera. Zaten şurada da, altında da Hikvision'ın bilgileri var. Bu kamera PoE destekli çalışıyor. Yani sadece şuradan PoE Vision'ınız varsa Ethernet kablosu üzerinden çalıştırabilirsiniz. Eğer PoE Vision'ınız yoksa normal data şey portu da var. DC girişi de var. DC in. Bu da Ethernet'in girişi. Özelliklerine bakacak olursak 2 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. 4 megapiksel olanlar da var da hani fiyat olarak biraz daha yüksek kalıyor. Hani bize hiç gerek duymadık bu kadar. Kullanacağımız ortamlarda yüksek çözünürlüğe gerek yoktu. 2,8 mm. IPC B120H F diye geçiyor modeli. Diğer şeyleri de buradan görebilirsiniz. Bunun dışında ne var? Başka kamerayla ilgili bilmeniz gereken. Ha, kaç watt oldu? Bunlar genelde 7 watt olur kameralar. Şöyle geçirelim. IPC 120 açmış. Bakın şurada 12 volt. 0,3 amper. 4 wattmış arkadaşlar bu. Dış kısmı plastik. Bir şu uç kısmı metal. Eksen yaptırabileceğiniz kısımlar. Şuradan bir yukarı aşağı eksen yapıyor. Şuradan da sağa sola eksen yapıyor. Yani iki eksenle hareket ediyor. Bir yukarı aşağı, bir de sağa sola olmak üzere. Çok büyük açılar verdiremeyebilirsiniz. Turret olanın yaptığı eksenlere bakacak olursak. Bir dikey eksen var. Yatay var. Dış kısmı plastik, şurası. Yönlendirebiliyorsunuz böyle. Yani. Şurada mikro SD girişi ile reset tuşu var. Tabi buradan zaten belli oluyor ne kadar dönebileceği. Yani daha bir. İstediğiniz kadar döndürebilirsiniz bu şekilde. Arka kısmında yalnız kablo saklayacak yer yok yani, o kadar büyük pay. Kutu kullanmak zorundasınız, boğat kullanmak zorundasınız o yüzden. Şunun yaptığı açıya bakacak olursak, bunun neden yaptığı açılar belli. Kendi ikisinin etrafına dönüyor. Bir Tornavida. şurası da reset tuşuyla micro SD girişinin olduğu yer. Şu vidalar çıkmıyor değil mi yerinden daha fazla? Yani düşmemesi için. Çünkü kameralar genelde yüksekte takılı olduğu için düşmemesi için vidaları da çıkmayan şekilde yapmışlar. Silikon var şu kısımda su geçirmesin diye. Yani ben normalde su geçirebileceğini düşünmüştüm ama su geçireceğini sanmıyorum ya. Silikonu bayağı iyi. İyi bir sıkıldıktan sonra. Vidaların üstünü bile silikonla kapatmışlar.
Su gibi gözüküyor kamerada belki, evet. Silikon da olmuş tabii. Bu da burlet olanın açılmış hali. Bu biraz daha şey dandik yani kapağı. Çünkü bakıyorsun da tarafta adam plastik yapmış. Biraz daha kapağı kalın. Silikonu vesaire daha sağlam. Düşmesin diye. Ama bunu çalışırken kapağı açarsanız yüksekte çalışıyorsanız düşme riski var. Yani bir elinizde kapağı tutmanız lazım. Şöyle bir silikon var. Reset butonu şurada. Şurada da micro SD girişi var. Kameraya baktığımız zaman yine burada 4 watt, 0,3 amper, 12 volt, 4 watt, 2,8 milimetre, 2 megapiksel yine. Bu da dom olan cihaz. Daha önce aldığımız 4 megapiksel, 2,8 milimetre, 12 volt, 0,4 amper, 7 watt. Yine bu da aynı Hilux cihaz. Tabi bu biraz daha ağır, biraz daha kaliteli, çözünürlük açısından vesaire. Tabi fiyat da ona göre daha pahalı. Bunlar ortalama bir sene önce 85-90 dolar arasındaydı. Şu an tabi biraz daha fiyatları düştü. Buna geldiğimiz zaman da bunun fiyatı 40 dolar, yaklaşık yarısı kadar. Yarısından daha altında şu an için fiyatları.